Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ifade edeceğimiz 5 şirkette iyi gelen bilançolar neticesinde bu seviyede kalmayacak şirketleri inceliyor olacağız. Şimdi bunlar da yapacağımız temel inceleme temettü değerlemesi üzerine gidecek. Aslında hisse başına kardan yola çıkarak bir temettü değerlemesi ortaya koyacağız. Fakat bu metot temettü dağıtmayan şirketlerde bu kadar spesifik çalışmayacaktır. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Farklı metotlar farklı değerleme yöntemleri içinde hisse değerleme eğitim serimiz devam ediyor. O taraftan farklı metotlar öğrenebilirsiniz. Fakat bizim bugün yapacağımız nokta yeni bilançoları ile patlama yapabilecek, hızlı getiri sağlayabilecek, endeksin üstünde kazanç sağlayabilecek 5 tane şirketi inceliyor olacağız. Aslında 6 şirket olacak ama bazı önemli detaylarım olduğu için ben bunu 5 diye tutmaya çalıştım. Çünkü her hisse başına bazı farklı noktalar, farklı bildirler sizlere anlatıyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Aynı zamanda katıl tarafına kayıt olarak ekstra eğitimlerden video ve içeriklerden de yararlanma şansına sahip olabilirsiniz. Şimdi hemen ilk şirketimiz olan Tofaş'la başlıyoruz. Zaten Tofaş'ın grafiğini gördük. Fakat bundan önce bir BIST 100'e bakmamız gerekiyor. Şu an endeks bildiğiniz gibi tavan noktasında. Ve bunun içerisine belli başlı farklı noktalar var. Birincisi varlık alımının borsaya destek olması önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. İkincisi tabii ki bizler depremde hayatını kaybedenlere, geride kalıp zor durumlar yaşayanlara destek olabilmek için daha fazla alım eğiliminde oluyoruz. Fakat bu demek değil ki en pahalı noktalardan alım yapmak durumunda değiliz. Belli başlı kademelerle evet bunları sağlayabiliriz ama temkinli olup bekleyerek biraz daha cazip seviyeleri bu tip özellikle de uzun vadeli temettü şirketlerinde beklememizde fayda var. Çünkü bir Tofaş grafiğine geri dönecek olursak biz Tofaş'ı bugün alıp yarın satmayı hedeflemiyorsak, bu ay alıp bir dahaki ay, bu sene alıp bir dahaki sene satmayı hedeflemiyorsak. Mesela bir 5 senelik periyoda baktığımızda şirketin 15 liralardan 150 liralara geldiğini görüyorsak. Daha geçmişine gidince şirketin daha daha düşük fiyatlardan belki işte 2000'lerin ortalarına, başlarına doğru gittiğimiz zaman şirketin 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira seviyelerinden bu seviyelere geldiğini düşünüyorsak, o zaman tabii ki çok acele etmemize gerek yok. Çünkü %10 %20 daha düşüyor almakta lot sayısı noktasında bizlere ciddi avantajlar sağlayacaktır. Fakat burada önemli olan şey kişilik ve yatırım algınızdır. Şimdi eğer ki siz bu seviyeden almazsanız TOFAŞ'ı veya burada fa birazdan paylaşacağımız 4-5 hissede bu noktadan alım yapmazsanız sonra endeksle birlikte bu şirketler %10 %10 da iki tavan daha örneğin atarsa 2 gün daha ya da toplamda 3-4 gün içerisinde %20-25'lik bir getiri sağlarsa ve siz buna keşke alsaydım gibi bir edayla yaklaşacaksanız biraz daha kısa orta vade biraz daha hırslı bir yatırımcı kategorisine giriyorsunuzdur ki bu farklı bir yatırımı bizim için ortaya koyuyor. Evet o zaman şu an hemen ilk yakaladığımız seviyeden almakta da fayda var diyebiliriz. Ama ben biraz da orta uzun vadeli yatırım, değer yatırımı temettü büyümesi yani karlılıkla birlikte gelen bir yatırımcı için bunların daha düşük seviyelerden alabilmesi için özellikle de seçim periyoduna gidiyoruz. Yani artık biz seçime yaklaşan bir ülke kategorisindeyiz. O yüzden çok volatil, çok hareketli, çok inişli çıkışlı bir piyasa görmemiz daha olağandır. O yüzden ben paramı tutarak biraz da tabii ki farklı yatırım enstrümanlarına da yönelebiliriz. Bunlarla da ilgili yakında videolar gelecek ama daha tavanları yakalayarak bir iki tavan almak yerine daha düşük seviyelerden alıp uzun vadeli tutmayı da hedefleyebiliriz. Bunu burada başlamadan önce ifade etmek istedim. Şimdi hemen gelelim Tofaş'ımızın bilançosuna bakalım. Öncelikle 8 milyar TL'yi 11.3 milyar TL çıkarak %42'lik bir büyüme sağlıyor ki bu oldukça güzel bir büyüme. Satışlarda, esas faaliyette ve net dönem kârında ileri gidişatı çok güzel. Çeyreklik net kârda 3.5 milyar bir öncekinde 2 getirmişti. Neredeyse kendisini %8 80 oranında yukarı doğru çıkarttı. Tabii ki yeni gelen e, karlılığıyla birlikte de çarpanlarının aşağı doğru indiğini yani onun üzerinde bir FK'sı olan belki 12-13'tü tam net hatırlamasam da FK'da çalışan Tofaş'ın 9 FK'lara geri çekildiğini ve hisse başına net karının da 17 lira olduğunu görüyoruz. Şimdi sermaye artırım ve temettüler kısmına gelerek bir temettü kıstası da yapacağız. Şu anda bir temettü dağıtımı gözükmüyor. Ne kadar dağıtacağını bilmiyoruz. Ama genel itibariyle şunu söylemem gerekiyor. Genel için iki tane bildirim yapacağım. Bir, genel itibariyle bilançolarımızın iyi geldiğini görüyoruz. Zaten Sizler ifade etmiştim 12 aylık bilançoları ve temettüler endeksi yukarı yönlü taşıyacak diye. Bu deprem felaketiyle ülkemiz karşı karşıya kalmasaydı ki inşallah temennimizdir bir daha asla böyle kötü olaylara karşılaşmayız. Bu tip bir olay olmasaydı endeksi bu altı binler seviyesine rahatlıkla götürecekti bu bilanço ve temettüler. Fakat deprem felaketi noktasıydı biraz daha bizi burada nötralize işlemi görmeye başladılar. İkinci vereceğim bildirim ise şirketlerimizin özellikle de deprem bölgelerinde olan iştirakları olabilir, faaliyet alanları olabilir, çalışanları olabilir, işhaneleri, üretim tesisleri olabilir veya yatırımları olabilir orada yani fiziki yatırımları e Yatırımlar olabilir ya da şirketlerimiz Sonuçta tüzel kişilikler olduğu için bunların hisse senetleri de oluyor yani aldıkları hisse senetleri dövizler yabancı varlıklar Gibi gibi bir sürü yatırımlar oluyor Oralarda zarar gören yatırımları olduysa Şirketlerimiz biraz da Temettü vermek yerine Bu kaynakları yeni yatırımlar yapmaya eski yatırımlarını amorti etme veya akci olarak Kötü gün için ayırmaya kullanabilir gibi gözüküyorlar. Anladığımız kadarıyla bu bakış açısından öğrendiğimiz kadarıyla bu şekilde gözüküyor. Ve bu da bize tabii ki temettü beklentilerimizi biraz da aşağı yönlü revize etmemiz gerektiğini ve belki temettü yatırımcılığında bir sene bir buçuk sene ilerisine hedefleyerek harekete geçmemizin daha mantıklı olabileceğini düşünüyoruz. Yani doğrudan ben bugün temettü yatırım yapacağım ve bu Mart ayında para kazanacağım değil de 3-5-8 sene sonraki temettü kazançlarımızı beklemekte daha büyük fayda olduğunu bu bakış açısıyla yola çıkmamız gerektiğinde bilmemiz gerekiyor. Normalde biliyorsunuz biz net dönem kar Yıllıklandırılıp ödenmiş sermayeye bölüyorduk her zaman Hesaplarken fakat burada artık Yıllıklandırılmış olduğumuz için zaten program hesaplamış Ve 17 lira 12 kuruş hisse başına Bir kar görüyoruz bu da ortalama 10-12 fk'lardan çalışırsa şirketi 170 lirayla 190 lira Bandına kadar taşıyacak gibi gözüküyor Eskiden biz bu amorti 10 fk'dan çalıştırdık ama endeksin 1-1.5 sene içerisinde 3 kat civarında Bir getiri getirmesi tüm Şirketlerin fk oranlarını da bir miktar daha Yukarı yöne revize etti bu da artık 10-12 fk'lar seviyesini bizim için uygulamıştı uygun hale getirdi. Yani TOFAŞ için hedefler 170-190 liralar civarındadır. 140 liralardaki alımlar ve daha aşağıda 132 liralardaki alımlar bizim için daha kuvvetli ve daha güvenli alımlar olacaktır. Hemen bir sonraki şirketimiz olan iş menkul değerler tarafına geçiyorum. Keza işmende de aynı şey bizim için geçerli. Şu fazlalıkları silip hemen geliyorum. İşmen tarafında da bizim için şu an fiyat 51 lira. Evet 51 lira da hala işmen için cazip bir seviye. Ama aşağılarda 45 liralar. Yine keza bir aşağıda 47 liralar mertebesi ve daha aşağıda 41,5 liralar mertebesi de bizim için işmende uygun gözüküyor. Öyle hemen atlamamıza gerek olacak bir durum olmadığını söylüyorum. Evet belki 1-2 tavan kaybedebiliriz. Ya burada portföyümüzün belli bir kısmı vardır. Biraz daha trade için kullandığımız kısmı. Evet onu varlık fonunun da alttan destekleriyle, SPK'nın da alttan destekleriyle birkaç günlük periyotta belki işte önümüzdeki bir haftalık periyotta bir %15, %20, %25'lik bir endeks yükselişi görebilme ihtimalimiz var. Ama bu yüksek risklidir ve iyi trade bilgisi içeriyordur, gerektiriyordur diyelim. Buna sahipsek tabii ki portföyümüzün bir kısmıyla bu kısa vadeli trade işini yapıp kısa vadede bir para kazanabiliriz. Ama uzun vadeli portföyler hedge etmek için acele etmemize gerek olmadığını düşünüyorum. İşmen tarafına geldiğimizde dudak uçuklatıcı bir bilanço görüyoruz. İşmen toplamda 1, 2, 3 ay bakın buraya çiziyorum zaten görüyorsunuzdur şuraya çizdiğimi. Şu 3 aydaki toplam bilançosu bu bilanço etmiyor. Şimdi ona baktığım zaman bakın 500 milyon, 700 milyon, 760 milyon üçünün toplamından daha yüksek 2.3 milyar TL'lik bir bilançoyla 4.3 milyar TL'lik bir net dönem karı getiriyor. Öz kaynaklarını %53 büyütüyor ki bakın burada görüyorsunuz bu çok güzel bir orandır. Aşağı geldiğimde çarpanları artık neredeyse bedava seviyelerden çalışıyor. Fili dolaşım oranı iyi olan bir şirket ve 12 lira 20 kuruşluk bir hisse başına kar var. Bunu ister 8 FK'dan ister 10 FK'dan ister 12 FK'dan çalıştırın ortalama üzerinde %100 kar potansiyeli olan bir şirket olduğunu görebiliyoruz. Yine sermaye artırım ve temettüler kısmına gittiğimizde normal şartlarda %60-70 civarlarında bir temettü dağıtımını ben mümkün görüyordum. Fakat dediğim gibi deprem nedeniyle şirketler biraz da akçe, kötü gün parası ve yeni yatırım paraları ayıracağı için daha düşük miktarda dağıtım oranları sağlayacaklardır. Bu da hisse başına düşen temettü miktarının daha aşağı seviyelere çekecektir. İşmen de yine bizim için özellikle de getirdiği bu yeni bilanço sürdürülebilir olması takdirinde patlama yapıp hızla yükselebilecek, hızla eder seviyelerine yükselebilecek bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki hız, hızla algımızı bir hafta üç gün 5 gün bir ay olarak almak çok komik olacaktır. Önümüzdeki 1-2 senelik periyotta bu seviyelerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Şimdi 1 senede %100'lük bir kazanç geçen sene için yeterli değildi. Çünkü zaten %100 enflasyon vardı. Fakat örnek vererek konuşuyorum tamamen. 2023 yılı içerisinde enflasyon %20 olursa %50'lik bir kazanç çok güzel bir kazanç olacak. Enflasyon %30 olursa %50, %60, %70'lik bir kazanç inanılmaz derecede güzel başarılı bir sene geçirmemizi sağlayacaktır. Yani her seneyi kendi içerisinde kıyasla mamız gerekiyor. Geçen sene endeks 2-3 kat yaptı. Enflasyon da 100 100 e, 2 kat ya da 2,5 kat civarında olduğu için ya da açıklanan TÜİK verilerine de baktığımızda %80 miydi %90 miydi tam emin değilim. O mertebelerde olduğu için kazançlar o ölçüdeydi. Enflasyon yüzde %10 seviyesine gelirse %20-25'ler de bizim için çok mantıklı olacak. Lütfen bu skalayı, bu algıyı iyi kavramış olalım. İş de geçiyorum. Hemen bir sonraki şirketimize gelelim. Bir sonraki şirketimiz Ford Auto. Şimdi ben Ford otoyu öncelikle gerçekten seviyorum. Yaptığı inovatif hareketleri de seviyorum. İşte e, sektörün üzerinde olmasını da yine seviyorum. Ve bunun haricinde de uzun vadede çok ciddi kazandırmasını da seviyorum. Ford Otosan'ın şöyle aylık grafiğini aldım. Yani ilk çıktığı yıldan beri 2007 yılından beri hatta daha da geriye gidiyor ama biz işte 2000'lerin başından itibaren baktığımızda 8, 9, 10 liralar mertebesinden 550 hatta tepede işte 600 liralar mertebesine kadar bir çıkış görüyoruz. Yani bu ne demek oluyor? 10 liralardan 50 liralara, 50 liralardan 100 liralara, 100 liralardan 500 liralara doğru lineer bir büyüme var. Uzun vadede kazandıran, enflasyon üstü getiren bir şirket olması, yurt dışı dışına satışlarının kuvvetli olması belli oranlarda temettü dağıtması bizim için burada bir avantaj haline geliyor. Tabii ki burada görüyorsunuz zaten yani tavan yaptığını şu an endeks tavan yaptığı için aşağı yukarı bütün şirketler zaten tavan yapma konumundalar. Bu konumu iyi şekilde biliyoruz. O yüzden pahalı seviyelerden almayıp da beklemekte fayda olabilir diyorum ama tekrar ifade ettiğim gibi daha kısa vadede bekliyorsanız belki 2-3 tavan daha giderek 600 liralardan ancak alabilir seviyede olacaksınız. Bunu kendinize göre ayarlamanız lazım. Daha uygun da alım seviyede olarak 480 liralar aşağıda 460 60 liralar bir aşağı kademeye inebilirse de 423 liraların mümkün olduğunu görüyoruz. Öz kaynaklarını %37 oranında arttıran, esas faaliyet karını ve net dönem yüzde %100 oranında arttıran bir şirket olduğunu görebiliyoruz. 10 FK değerinden çalışıyor. Fili dolaşım oranı, ödenmiş sermayesi gayet güzel. Hisse başına karının 53 liralar mertebesinde olduğunu da bu noktada görebiliyoruz. Şimdi bu bağlamda baktığımızda bir sonraki yine otomotivde Türk Traktör şirketini göreceğiz. Mesela Türk Traktör aslında bu hisse grubuna almadığım çünkü eder fiyatını şu Zaten hak eden bir şirket olduğundan Bu kıstasa sokmadığım şirketlerden Bir tanesiydi. Hemen bakıyoruz şöyle Hisse başına karının 55 liralar Mertebesinde olduğunu şirketin ise 570 Liralarda olduğunu görüyoruz. O zaman Zaten şirket aşağı yukarı hak ediş kavramını Doldurmuş seviyelerde. Ha büyüme Marjları güzel mi? Öz kaynak karlılığı Ve net karlılıklar noktasında güzel bir Büyümesi var. Bir önceki çeyrekliğe göre Kuvvetli bir bilanço açıklamış. Fakat eder Fiyatlarına gelmiş durumda. Ha aşağı Kademelerde 510 liralar ve 443 Liralara tekrar değme veya gelme noktası olursa bu özellikle seçime kadar olan periyot içerisinde çünkü borsa daha düşüş kaldırışlı bir işlem aralığında olacaktır. Bu seviyelere doğru gelişler olursa tekrar bizim radarımıza girecektir. Yani bizim bir hisse izleme listemiz varsa ekranımızın yanına duvarımıza yapıştırırız. Burada sarıya yani şüpheli noktasına çekebiliriz. Uygun seviyelere geldiğimizde tekrar radarımıza girebilecektir. Bunun haricinde herhangi bir noktası yok ama Türk Traktör'e de baktığımızda açıklanan bilançosunun %71 dağıtma oranına sahip olduğunu görüyoruz. %71 dağıtma oranında geçmişe baktığımızda daha düşük kabul ediliyor. İşte bunun da nedeni yüksek karlılığı olsa dahi deprem sonrasında şirketlerin biraz kendilerine ya biz biraz da temkinli olalım noktasını. Çünkü bakın başımıza böyle felaketler gelebilir. Yana yakala o zaman borç para kredi aramayalım. Kendimize bir akçe ayıralım noktasında da kendilerini tekrar sorgulatmalarını sağlamış oldu. Geliyorum bir sonraki şirketimiz olan Anadolu Hayata. Şimdi bildiğiniz gibi aslında sigorta şirketleri deprem sonrasında biraz da göz ardı edilmeye başladı. Ya, keza Anadolu Hayat %6.43 ile bugünü de artıda kapatmaya devam ediyor. Şimdi Öncelikle şuna bakalım net dönem karı büyümesinin ve öz kaynaklar büyümesinin gayet iyi olduğunu çeyreklikte getirdiği yani son bilançosuna getirdiği karının gayet iyi olduğunu. PK oranının çok iyi seviyelerde olduğunu, fili dolaşım oranının iyi olduğunu ve hisse başına karında da 3.24 seviyesinde 10 FK'dan yine çalıştığımızda 30 liralar marjına kadar yükselebileceği bir potansiyeli olduğunu görüyoruz. Fakat buradaki sıkıntılı nokta neydi? Sigorta şirketlerinde tabii ki deprem sonrasında ev sigortaları, araba sigortaları ve hayat sigortalarının geri ödemeleri söz konusu olacağından şirketlerin zarar yazabileceği düşünülüyordu. Evet bu muhtemel suretle önümüzdeki çeyrek içerisinde gerçekleşebilir. Fakat şu anki temettü değerlemesi hedefini kaybettirir mi? Şu an için kaybettirir. Ettirmez. ama ne olacak bu temettü kısmına geldiğimiz zaman daha az temettü dağıtmasını kendi sigorta şirketleri özelinde sağlayacaktır fakat burada altını çizerek incelememiz gereken yani detaylı bir analiz yapmamız gereken nokta Anadolu hayat Aksigorta Anadolu sigorta işte bunlar acaba hangi noktalarda uzmanlaşmış, yoğunlaşmış sigorta şirketleri? Yani şirket özeline inmemiz gerekiyor artık sektörden çıkıp. Belki Anadolu Hayat biraz da şirketlere e, sigorta sağlayan bir şirkette. Örneğin Aksigorta araçlara sigorta sağlayan bir şirket. Bunu araştırma kısmını size bırakıyorum. Eğer isterseniz talep ederseniz yorumlarda yazarsanız ben araştırıp da yine sizlere sunabilirim. Ama önemli olan burada işte konut sigortasındalar mı? Şirket sigortasındalar mı? Farklı sigorta noktalarında mı hizmet veriyorlar? Bunun ayrımını iyi yapabilirsek benim bildiğim kadarıyla Anadolu Hayat emeklilik Biraz da burada e, karlılık noktasında bir sonraki bilançoda yani 2023'ün ilk çeyreğinde ki bu depremin etkilerinde daha az etkilenecek şirketlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor ama sektör genel olarak olumsuz etkilenmiş midir tabii peki bunun olumluya dönme ihtimali var mı Tabii neden Çünkü depremde hem hayatını hem malını canını kaybedenler göründükten sonra artık insanlar özellikle de deprem bölgesinde olmayan insanlar biraz daha sigorta yapma eğiliminde olacaklardır. Diğer şehirlerde özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar hem hayat sigortalarını hem ev hem araç sigortalarını çok daha ciddi şekilde yapacaklardır. Çünkü burada gördüğümüz olay ki buradan tekrar tekrar ifade etmek istiyorum araya girerek de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara da baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi tekrar tekrar iletmek istiyorum. Çok büyük bir felaketti. Umarım bir daha ülkemizde asla böyle felaket Uğramaz fakat bu felaketler Bizlere tabii ki şahıslara ve özellikle de Şirketlere tecrübe oluşturmuş oluyor Ve bu şahıslar ve şirketler Artık biraz da sigorta yapma noktasında Daha dikkatli daha özenli olacak Diye düşünüyorum gelelim son şirketimize Son şirketimiz hepimizin Zaten hevesle beklediği bir şirket olan Tüpraş'tı şimdi Tüpraş'ta zaten yeni gelen Bilançonun inanılmaz seviyelerde olduğunu görüyoruz 17.5 milyarlık bir Kardan bahsediyoruz öz kaynakları %47 oranında arttırdığını Görüyoruz bunlar inanılmaz oranlar ve Bakın öz kaynaklarla karlılık artışı farklı kıyaslaşır. Yani 2021'in 12 aylığı ile 2022'nin 12 aylığı bir, bir, yıl var burada bakın. Bu arada bir yıl var. Fakat şu araya baktığımız zaman yani öz kaynakların artış arasına baktığımız zaman 3 ay var. Yani bu şirket 3 ayda öz kaynaklarını %47 oranında büyüterek 45 milyardan 65 milyara çıkıyor. 20 milyarlık öz kaynağı bu sadece yeni bilanço döneminde 3 ayda koyuyor. Bunu da bilmemizde fayda var. Çeyreklik kar çok güzel. Esas faaliyet karı, net dönem karı gayet gayet güzel seviyelerde. Çarpanlar marjına baktığımızda artık bedava seviyelerden 3.86'dan çalışan bir Petrokimya petro kimya, petro rafineri şirketi görmüş oluyoruz burada. Fili dolaşım oranı iyi ödenmiş sermayesi hisse başına karısa 150 liralar mertebesinde. Şimdi bunun normal şartlarda %70-80'ini temettü dağıtabileceğini varsayıyorduk. Eğer ki bu gerçekleşseydi hissenin fiyatının 1500 liralar mertebesine kadar bir potansiyeli olduğunu rahatlıkla burada söyleyebilecektik. Fakat baktığımız zaman %30'unu temettü olarak dağıtacağını söylüyor. Bu da hisse başına nette 40 TL'lik bir getiri bize sunmuş oluyor. Bakın hisse başına nette 40 TL. Şimdi bunun birçok farklı nedeni olabilir. Öncelikle bunu bilmemiz lazım. İşte yatırımlarını ayırabilir. Depremde zarar gördüğü ve fabrikaları üretim tesisleri varsa Hatay'da, Maraş'ta, Malatya'da bunlar veya iştiraklerinde varsa bunlara gider harcamış olabilir. Kendine yedek akçe ayırmış olabilir. Çünkü böyle felaketlerde özellikle petrokimyaların e, faaliyet alanlarına çok ciddi zararlar verilebiliyor. İşte mesela bir yazılım şirketi olsanız böyle zararlardan biraz daha korunaklı oluyorsunuz ama doğrudan imalat üretim yapan şirketler bu zararları daha açık oluyor. Bunun için ayrılmış olabilir. Veya daha önceki bilanço dönemlerine baktığımızda temettü dağıtımlarına 1 milyar, 1,5 milyar, 3 milyar, 3,5, 4 milyarlar dağıtılırken bir anda 12 milyar yerine 30 milyarlık dağıtım yaparak 10 katına çıkartmak da şirketlerin bünyesi için çok da mantıklı olmuyor. Yani şirket yönetimine biraz da hmm, hakim olduğum, danışmanlık verdiğim kadarıyla biliyorum. Buralara bu artışlar biraz sindirilerek yapılmak isteniyor. Ani ani patlamalarla gidilmek istenmiyor. Bu da önemli bir etken oluyor diyebilirim sizlere. Şimdi gelelim bir başka noktaya. Bildiğiniz gibi TÜPRAŞ'ta bir bedelsiz var. %600 yani 7 kat bedelsiz var. Bir hisseyi 7 hisse mertebesine çıkartacak bir bedelsiz var. Bedelsizin tabii ki belli başlı avantajları var. Fiyat aşağı seviyeye düşmüş oluyor ama nette bir şey değişmiyor. Onu bilmemiz lazım. Yani sizin bir hisseniz 70 lirayken... 7 tane hisseniz oluyor 10 lira yine 70 lira yine 70 lira ediyor ama şirket özelinde vergi avantajları vesaire noktasında avantaj sağlanabiliyor ve bizim bildiğiniz gibi piyasamızda bizim yatırımcılarımız tarafından da pozitif karşılandığı için bu da şirketlerin fiyatını yukarı doğru hareket ettiriyor. Zaten Tüpraş gördüğünüz gibi burada e, tavan seviyesinde. Buradaki aslında bir hayal kırıklığı gibi gözüken nokta şudur ki biz hisse başına 150 lira en aşağı 100 lira bir temettü dağıtsa 1000 lira mertebesini bekliyorduk. Evet olmadı. Ama olmaması demek hiçbir zaman olmayacağı demek değil. Bizim için önemli nokta karlılığını sürdürsün. Bugün dağıtmasa yarın temettü dağıtır. Yarın dağıtmasa bir sonraki gün temettü dağıtır. Ya yani biz bunun örneklerini çokça görmüştük. Şirketler bazen 1-2 sene temettü dağıtmıyor. Sonra dağıtma oranı %100 değil, %200 oluyor. Yani geçen senedeki karları da dağıtmaya başlıyorlar. Bizim bu yüzden moralimizi bozacağımız, uzun vadeli yatırımda vazgeçeceğimiz bir nokta yoktur. Sadece burada uzun vadeli tuttuğumuz süreyle kar etmesi bizim için yeterlidir. Bugün dağıtmazsa yarın dağıtır. Ama tabii ki ne yapabiliriz o zaman temettü dağıtmıyorsa bizim için 40 lira bir temettü görülüyorsa O zaman nedir 400-450 liralar dip seviyesi olarak değerlenebilir Ve buralarda biraz da arbitrajı açık oluruz daha rahat alıp satabiliriz Hisse de uzun periyotta daha oynak hale gelecektir ve daha oynak hale geldiği için de Ne olacak daha fazla bizim alsat imkanı yaparak daha fazla lot biriktirme imkanımız olacaktır Burada hedef alım seviyelerine baktığımız zaman 525 liralar bizim için bir kademe olarak gözüküyor Aşağıda 470 liralar bir kademe olarak gözüküyor 437'lere gelebileceğini pek düşünmediğim için bu kademeyi es geçtim ama bu iki kademe bizim için orta uzun vadede portföylerimizi ekleyebileceğimiz uygun seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Videomuzun sonuna geldik. Burada İşmen, Türk Traktör, Ford Tofaş, Tüpraş ve Anadolu Hayat sigortayı işlemiş olduk. Bu şirketler özelinde de bir değerleme yaptık. Evet bu şirketler şu an göre üzerlerinde ciddi kar potansiyeli bulunduran uzun vadede büyümeye devam eden güzel şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Kanala abone olarak beğeni butonuna basarak ve yorum atarak videolara ve bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda katıl tarafına katılarak yeni içerik, video ve eğitim serilerinden de yararlanabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın.